Merhabalar arkadaşlar yardımcı öğretmen kanalında yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda 5. sınıflar matematik dersi birim kesirleri sıralama konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle birim kesirle başlayalım. Bir bütün eş parçalarından her birine kesir denir. Payı bir olan kesirlere de birim kesir denir. Yani eğer ki arkadaşlar bir kesrin payı birse o zaman ne diyeceğiz ona birim kesir diyeceğiz adı üstünde şuradan kendi içerisinden de görebilirsiniz birim bir payı bir olacak buradan size çağrışım yapsın şimdi öncelikle ben bunu kesir olarak gösterirken ne yapıyorum payda mı bulmam lazım payda demek alttaki kısım demek ve bir bütün de toplam kaç tane parça olduğunu gösterir bakalım 1 2 3 dört 5 altı tane parçamız varmış alta yazdık. Şimdi bakıyoruz üst kısma ise yani pay dediğimiz kısma ise arkadaşlar ne yazıyoruz? Buradaki toplam boyalı olan e, kutucukları yazıyoruz. Kaç tanesi boyalı? Bir tanesi. 1 bölü 6 veya 6'da 1 diye okuyoruz bu kesir arkadaşlar. Ve bunun payı bizim 1 olduğu için ne diyoruz? Birim kesirdir diyoruz. Yine aynı şekilde yandaki şeklimize bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane parçaya bölünmüş. O zaman paydamıza 10 yazdık. Kaç tanesi boyanmış? Bir tanesi boyanmış. Onu da pay kısmına yazdık. 1 bölü 10 veya onda bir şeklinde ne yapıyoruz arkadaşım? Okuyoruz ve bu da bizim birim kesrimiz olduğunu gösteriyor. Çünkü payımız 1. Geldik alttaki şeklimize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane parça var. Toplam parça sayısını paydaya yazıyorum. Üzerine ise boyalı kısmı yazıyorum. 1 bölü 8 veya 8'de 1 Birim kesini buradan ne yapmış oldum arkadaşım göstermiş oldum. Evet arkadaşlar e, bu sayfamızı tamamladık. Gelsin yeni sayfamız. ki birim kesirleri küçüktür ve büyüktür sembollerini kullanarak karşılaştırınız demiş. Birim kesir bunların hepsi yani pay kısımları ikisinde de e, buradakilerin hepsinde arkadaşlar bir ve e, bu tarz e, kesirleri sıralarken paylar eşitse yani üstteki sayılar eşitse arkadaşlar alttakilere bakarız. Alttaki küçük olan daha büyüktür. Yani bunu şöyle düşünün. Bir tane pasta var, bir büyük doğum günü pastası var. Bunu 6 dilime ayırsam mı dilimlerim büyük olur? 13 tane dilime ayırsam mı? Tabii ki 6 tane dilime ayırmada daha az keseceğim için daha büyük parçalarla kesmem lazım. O zaman 1 bölü 6 kesici 1 bölü 13 kesinden neymiş arkadaşım? Büyükmüş. Yine aynı şekilde bakıyoruz. 1 bölü 12 ve 1 bölü 4. Paydalara bakıyoruz. Paydası küçük olan 1 bölü 4. O zaman diyoruz ki 1 bölü 12 küçük olacak. 1 bölü 4 kesrinden. Yine diğerine bakıyoruz. 1 bölü 14 ve 1 bölü 100'ü göstermiş bize. 1 bölü 14 kesinin pay, paydası daha küçük olduğu için arkadaşlar paydaya bakıyoruz unutmayın. Paydası küçük olan daha büyük olacak. 1 bölü 14 büyüktür 1 bölü 100 şeklinde olmalı diyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde geldim 1 bölü 36 ve 1 bölü 11. 1 bölü 11'in paydası daha küçük olduğu için kesir değeri daha büyük olacak. O zaman bu da yine 1 bölü 36 küçüktür 1 bölü 11 şeklinde olmalı diyoruz arkadaşlar ve yeni sayfamızda devam ediyoruz. 1 bölü 2, 1 bölü 16 ve 1 bölü 7 birim kesirlerini karşılaştırınız demiş. Yani isterseniz küçükten büyüğe, isterseniz büyükten küçüğe sıralayabilirsiniz bu soru için söylüyorum. Biz ikisini de yapalım. Size soruda büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe diye belirtir. Belirttiği şeklinde sıralayınız arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Paydası en küçük olan en büyük olacaktı. O zaman 1 bölü 2 kesir ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak. Neden peki? 1 bölü 7 kesirinden. O da büyük olacak. Neden? 1 bölü 16'dan. Bu büyükten küçüğe doğru sıralama. Size büyükten küçüğe derse arada büyüktür işaretlerini kullanırsınız. Size küçükten büyüğe derse arada küçüktür işaretlerini kullanmanız gerekir. Buradan da ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 16 tam tersini düşünüyoruz. Küçük olacak. 1 bölü 7'den o da küçük olacak. 1 bölü 2'den şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Sıralıyoruz ve araya küçüktür işaretlerimizi ne yaptık? Koymuş olduk arkadaşlar. Evet bu şekildeydi. Gelsin yeni sayfamız. Burada da e, kesirleri sayı doğrusunda gösterilmiş. Bana bunların e, kesir olarak ifade edilmesini istemiş. Arkadaşlar burada yapacağımız şey şu. Ya buradaki araları sayacaksınız. Paydayı bulacaksınız. Veyahut arkadaşlar şu sıfırın çizgisini saymadan noktaları sayacaksınız. Ben size karışmaması için araları saymanızı tavsiye ediyorum. Kaç tane ara var burada? Bak bir burada var. 2, 3, 4, 5, 6 tane ara var. Demek ki bu neymiş arkadaşlar? Eee 6 tane üzerinde de birinci a, e, parçadan sonra işaretlendiği için 1/6 bir birim kesrini elde ediyormuşum burada. Gelelim buraya. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 tane ara var arkadaşlar. O zaman paydamız 9 oldu. Üzerine de ne yapıyorum? Birinci aradan sonra geldiği için 1 bölü 9 şeklinde ifade ediyorum. Geldik yine buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane aramız var arkadaşlar. Ve birinci aradan sonra koyduğu için, birinci parçadan sonra koyduğu için buraya ne diyoruz arkadaşlar? 1 bölü 5 birim kesini buradan elde ediyor ve yeni sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet 1 bölü 4 kesinin sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir kere arkadaşlar bunlar basit kesir olmuş oluyor. Basit kesir dediğimiz kesirlerin paydaları yani alttaki sayılar üsttekilerden her zaman büyüktür. Bir ifade basit kesir aralığındaysa sayı doğrusunda bunu sıfırla bir aralığında gösteririz arkadaşım. Sıfır yazarsın sayı doğrusunun sonuna biri yazarsın ve payda kadar parçaya ayırırsın. Payda kadar parçaya ayırmam için ise 4 tane parça ayırabilmek için burayı 3 tane ne yapmam lazım? Çizgi çekmem lazım. 1, 2, 3. Görüldüğü üzere 1, 2, 3, 4 parçaya ayırmış oldum arkadaşım. Bana 1 bölü 4 dediği için birinci parça nerede bitiyor? Burada bitiyor. O zaman buraya 1 bölü 4 ifadesini yazıyorum. Yine aynı şekilde 1 bölü 8 birim kesirini göstermemizi istemiş. Burada da yapacağımız şey yine basit kesir olduğu için arkadaşlar 0 ve 1'i yazıyoruz. Ancak bu defa 8 tane parçaya bölmemiz lazım. O zaman benim buraya 7 tane çizgi çekmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çizgi çektim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça oldu. Birinci parça işaretlemem lazım. Birinci parça şurası arkadaşlar. O zaman buraya 1 bölü 8 ifadesini yazıyorum. Ve yeni sayfamızla devam ediyoruz arkadaşlar kesirlerin bileşik kesir olarak gösterimi demiş arkadaşlar. Bu da çok önemli. Karşınıza sorularda da çıkacak arkadaşlar. Şimdi e, tam sayılı ifadeler biliyorsunuz bunlar. Tam sayılı kesir neydi? Bir sayı ve yanında bir basit kesir olacaktı. Şimdi bunları biz e, bileşik kesir olarak nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Çeviriyoruz. Ne yapıyoruz? Payda ile şu tam kısmı çarpıyoruz. Üzerindeki pay kısmı ise ekliyoruz. Bir kere paydamız değişmeyecek arkadaşlar. Paydamız hep 11 olarak kalıyor. Bu, bunun için konuşuyorum. Paydamız 11 değişmedi. Şimdi 11 ile 2'yi çarpıyorum. 22, 8'i topluyorum üzerine. 30, 30 bölü 11 oldu. Bunun için konuşursak. Geldik buraya. Paydamız 2 yazdık. 4 kere 2, 8. Bir de üzerine ekledim arkadaşlar. 9 bölü 2 oldu. Yine buraya geldik. Paydamız 8 değişmiyor. Ancak payımız bizim ne yapıyorduk? Tam kısımla paydayı çarpıyoruz. Unutmayın çok önemli. Şu ikisini çarpıyorsun. Bulduğun sonuçta bunu topluyorsun arkadaşlar. Önemli. 2 kere 8 16. 6 daha ne olacak arkadaşlar buradan? 22 bölü 8 oldu. Geldik buraya. Ee, yine paydamız 6. 6 kere 3 18. 5 daha 23. Geldik. Paydamızı hiç değiştirmiyoruz. Yazıyoruz aynı şekilde. 3 kere 9 27. 2 daha 29 bölü 3 oldu arkadaşım. Buraya geldik. 1 kere 7 7. 7 5 daha 12 oldu. 12 bölü 7 şeklinde olacak arkadaşlar. Bu bizim nerede işimize yarayacak? Mesela bize şöyle bir ifade verdiği zaman dedi ki mesela bize 3 tam 5 bölü 6 kesirinde kaç tane birim kesir vardır dedi. Bir de bunlar da birim kesiri gösterirken arkadaşlar tam kısımlar beni ilgilendirmiyor paydayı alıyorum. Payda kaç burada? 6. Üzerine 1 yazıyorum. 3 tam 5 bölü 6 kesirinin birim kesiri neymiş? 1 bölü 6'ymış. Bana diyor ki bu 3 tam 5 bölü 6 kesiri kaç tane birim kesirden oluşmuştur diye bir soru gelirse ne yapıyorum? Bunu bileşik kesir çeviriyorum. 23 bölü 6 oluyor ve üzerindeki şu sayıyı okuyorum. Yani 23 tane 1 bölü 6 kesirinden oluşmuş arkadaşlar. 3 tam 5 bölü 6 kesir diyor ve Yeni sayfamızda devam ediyoruz. Burada ise tam tersi var arkadaşlar. Bileşik kesirler verilmiş ve bizim bunları tam sayılı kesir olarak ifade etmemiz istenmiş. Bu durumda şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelsin şunu yapalım mesela. 25'i 8'e bölüyorum. Arkadaşlar şu aradaki şu kesir çizgisi'nin bölme işleminden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Bölme işlemi demek zaten bu. 25'i 8'e bölüyorum. Çarpım tablosundan 3 kere 8 24 geldi hemen aklıma ve kalanın 1 oldu. Şimdi burada arkadaşlar burayı tam kısma yazıyoruz. Paydamız zaten değişmiyor. Burası payda olacak. En alttaki kalan kısmı ise arkadaşlar paya yazacağız. Yani nasıl olacak o zaman? Buradan e, 3 tam oldu arkadaşlar. Daha sonra payımız 1 oldu. Paydamız da 8 oldu. Sağlamasını yapalım. Yani bunu bileşik kesi nasıl çeviriyorduk? Payda ile tamı çarpıyorduk. 8 kere 3 24. 1 ekliyorduk. 25 bölü 8. Evet doğrudur. O zaman ne yapıyoruz şimdi? 32'yi 6'ya bölüyoruz. Kaç kere var arkadaşlar? 5 kere var. 5 kere 6, 30. Çıkartalım buradan. 2, 0. Burayı ne yapıyorduk? Tam kısma yazıyoruz arkadaşlar. Burasını ne yapıyoruz? E, Paydaya yazıyoruz. E, payda. Burayı da ne yapıyoruz arkadaşlar? Paya yazıyoruz arkadaşlar. Ne oldu o zaman? E, bu da 5 tam e, 2 bölü 6 oldu. 6 kere 5 30. 32 yaptı zaten göründüğü üzere. 54'ü 11'e bölüyoruz arkadaşlar. Burada da 4 kere var. 44 yaptı. Çıkardım. 0, 10 yaptı. Bu da arkadaşlar 4 tam 10 bölü 11 oldu. 44, 54 bölü 11'i buluyoruz zaten. 42'yi 10'a bölüyoruz. 4 kere var. 40 çıkartırsak 2. Ne oldu arkadaşlar buradan da? 4 tam 2 bölü 10 ee, olmuş oldu arkadaşlar. Bu şekilde işlemlerimiz. Ge evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoların devamı gelecek ee, ve bu pandemi sürecinde videolarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi